Hüseyin Paşa. Ne oluyor, ne bu kargaşanın sebebi? Şehzadem. Maalesef. Hünkârımıza bir suikast oldu. Sen ne diyorsun paşa? Şehzadem. Yoksa? Şehzadem. Şehzadem. Silahtar. Ne oldu hünkârımıza? Bayezid. Ne yazık ki en yakınımdakiler, en güvendiklerim bana hıyanet içindeler Bayezid. Her defasında en beklemediğim yerden vuruyorlar beni. Hünkârım. Kim? Kim yapmış biliyor musunuz? ...38. Orta'nın çorbacısı Ferhat Ağa. Lakin siz şükürler olsun tedbirinizi almışsınız. Nicedir şüphelerimiz vardı şehzadem. Bu sebepten tedbirimizi almıştık. Ben sanıp bu masumu öldürmüş Ferhat Ağa. Ne oluyor? Ne bu sesler? Gel anne Bayezid. Ferhat Ağa da, onunla birlik olanlar da cezalarını çekecekler. Tıpkı onlara bu emri veren alçak gibi. Hepimize geçmiş olsun hünkârım. Demek ki niyadım dolmamış. Ben seni Yeniçeri kullarımıza atfettiği ocağın başına geçirdim. Sen? Gözünün önündeki ihaneti görememişsin. Hünkârım. Ben her ortaya güvendiğim birini yerleştirdim. İfşa olmuş. Ondan gizli yapmış soysuzlar. Biliyorum bu mazeret değil. İhmalim büyük. Cezama razıyım. Ne cezası Kemakeş? İzahat ver. Başka kim var bu işin içinde? Bütün ağalar sorgu sual ediliyor hünkârım. Anlaşılan o ki
İhanet çemberi Ferhat Ağa ve ortasından ibaretmiş. O vakit topyekun bir isyan değil. Değil paşam. Aralarından kaçmaya teşebbüs edenler olmuş. Sabaha kalmaz hepsini yakalayıp orduya getiririz. Ben mi hata yapıyorum? Yok yere herkesten şüpheleniyorum diye hayıflanırken. Şu hale bak Mustafa. Hıyaneten yakınımdan geldi. Kanımdan. Hünkârım. Şükürler olsun ki sağ salim başımızdasınız. Doğrusunu söylemek gerekirse Şehzade Bayezid'den ben de şüphe etmezdim. Neden? Yerime neden göz diktin? O büyük yangından sonra tahtta senin oturmanı haykıran bir kadın çıkmıştı karşımıza. Onun sözleri mi cesaret verdi sana? Keşke, keşke sen değil de şehzademiz olsaydı tahta. Yahut validen mi zehirledi seni? Bayezid'i tahta çıkartmak istemişsiniz. Hünkârım ben asla... Yoksa meftun olduğun hatunun canını almanı istediğim için mi? Abi. Gerekeni yap Bayezid. Yapmam demiştin. Sana ihanet etmem demiştin. Bilin ki fitne ehlinin sözlerine yüreğimde, zihnimde kapalıdır. Bizim aramızda çok güçlü bir köprü var. Ve her kim bu köprüyü yıkmaya kalkar altında ezilir. Hünkârım, Rabbim şahidim olsun ben size zinhar ihanet etmem. Neden Bayezid? Neden? Yerime neden göz diktin? Ne diyorlardı Gülbank'ta paşam? Baş üryan, sine püryan, kılıcımız alkan. Nice başlar kesilir, hiç olmaz soran. Eyvallah, eyvallah. Bakalım gözler daha neler görecek. Baş kaldıranın başı kesilir elbet. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Bu hain,
ve onun ordusu. Rahmetli abim Sultan Osman'ı katleden 65. ordunun izinden giden alçaklardır. Dün gece canıma kastettiler. Lakin muvaffak olamadılar. Ferhat Ağa, sanki bu işin başısın. Hançer tutan elsin. Söyle, kimden aldın emri? Söyle ha. Söyle, bir mezarın olsun. Yoksa köpeklere yem edeceğim seni. Sultan Murat. Emri kimden aldığımı merak ediyorsun demek. Söyleyeceğim. Ben emri mazlumlardan aldım. Senin zulmüne uğrayan, gazabından yaka silken mazlumlardan aldım. Ben muvaffak olamadım. Lakin biri çıkacak. Hıyanet! Kimden, nereden gelirse gelsin, cezasız kalmaz! Eyvallah! Kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, demine devranına hu diyelim, hu. Hünkârım, elim bir hadise. Sefer esnasında düşmanla cenk etmek yerine kendini besleyen eli ısırdı gafiller. Şeyhülislam Efendi.
Senden bir fetva istiyorum. Hangi hususta hünkârım? Bir vakit çiftçilikle uğraşan bir Adem yaşarmış. Bir de onunla birlikte pek güvendiği, canını dahi emanet etmekten kaçınmayacağı bir kardeş yaşarmış. Bu iki kardeşin arasından su sızmazmış. Lakin bir gün bu kardeş doğru yoldan sapmış. Hıyanet bataklığına saplanmış. Düşmanıyla birlik olup çiftliğe el koymaya kalkmış. Çiftlik sahibi tedbirli olduğundan soysuzların hakkından gelmiş. Kalmışlar kardeşle baş başa. Şimdi el sual. Bu hain kardeş için şeren ne yapmak lazım gelir? Hünkârım, yoksa şehzademiz... Müsaadeniz olursa ben sualinizi düşünmek isterim. Arzu ettiğiniz üzere fetva olarak takdim ederim. Hala. Günlerdir kaleyi toplarla dövüyoruz. Nice burçları yakılsa da henüz yedi kaçamadık. Tahkim edilmiş. Aman verme deli. Toplar susmayacak. Hünkârım. Lağımcı kullarınız da canla başla iki koldan kazıyorlar. Böyle giderse fethü zafer yakındır. Fakat emir güğüne teslim olmazsa muhasara uzar. Kış da erken bastırırsa işimiz daha da zorlaşır. İnşallah emir güne kazanamayacağı bir savaş sürdürmekte ısrar etmez. Hazır! Ateş! Görüyorsun değil mi Abbas? Suyumuzu kestiler. Erzağımız da günden güne azalıyor. Daha ne kadar dayanırız bilmiyorum. Bir müddet daha dişimizi sıkalım. Şah Safi Hazretleri elbet yardım gönderecektir. Sen hala ondan medet mi umuyorsun? Umurunda değiliz, anla artık. Kaderimize terk etti bizi. Emirim,
Sultan Murat elçi göndermiş. Huzurunuza çıkmak ister. Al içeri. Şair Nefi. Sultan Murat elçi olarak seni mi tayin etti? Siz kendinizi yollayınca elçi kılığında hünkârımız altında kalır mı? O da bir şair yolladı ayağınızı. Hala, hala. Sen buradayken top atışlarına ara verseydi bari. Ziyan olmayasın gelip giderken. Nüktedanlığınız takdire şayan. Bilhassa ölüme giderken. Hünkârım bunu size yolladılar. Ey Tahmasp kulu Emir Güne. Ben ki yedi iklimin padişahı Sultan Murat Han. Bu sana son ihtarım. Revan Kalesi er yahut geç düşecek. O gün eli kılıç tutan herkesin başı kesilecek. Kadınlarınız, çocuklarınız esir alınacak. Fakat derhal teslim olur, merhametime sığınırsan, kahrımın kılıcı kınına tekrar girer. Şahin evi var git, hünkârına söyle kaleyi teslim edeceğim. Direnmeyeceğim. Lakin bir şartım var.